Bonjour Paris. Herkese Paris'ten selam. Paris'e geldik. Sabah Amsterdam'dan 8'i 5 geçeydi otobüsümüz. 14.20 gibi Paris'te Bercy Station'a geldik. Yolda bir kere Belçika'daki Anver yakınlarında mola verdi. Bir 15-20 dakikalık bir mola. Onun dışında mola vermedi. Zaten Felix Basler'in içinde tuvalet olduğu için hani ekstradan tuvalet molası gibi bir durum olmadı. Şimdi de bir metro aktarmasıyla otelimize geldik ki metrolar da turnikeler çalışmadığı için bedava gelmiş olduk buraya da. O da güzel oldu bizim için. Ve çok çabuk geldik aktarma yapmamıza rağmen. Ve kaldığımız otelin oda turunu göstereceğim hemen. Oda turu yapacağım. Dağıtmadan oda turu başlasın. Otelin koridorları bu şekilde. Şurada da sağa doğru uzuyor koridor. Bu şekilde anahtarlı değil. 922-281 açıldı. Yupi. Şimdi. Bonjour. Oui, oui. Evet, burada bu şekilde bir yatağımız var. Şöyle askıları dışarı yapmışlar. Bir dolabı yok. Cool olmuş bence, fena değil yani. Şöyle 3 tane renk uygulaması yapmışlar. Bir tık mimari bir boyuta girdik ama şurada ışık kontrol edici şeyler var yatak başında. Burada böyle valizlerimizi bıraktık. Odayı dağıtmadan size çekeyim dedim. Şurada lavabo yapmışlar. Altı havlu falan bırakmışlar. Şu manzaraya bakar mısınız? Bayıldım. Çok güzel değil mi? İşte Paris. Şimdi buradan, burada bir televizyon var bu arada. Burada ilginç bir şey yapmışlar. Burada iki kapı var yan yana. İlk kapı direkt duş. Şu şekilde kabin gibi. Ya yani burası aslında duşa kabin direkt. Şuraya havlunuzu vesaire asıyorsunuz, kıyafetlerinizi ya da neyse. Duş alanı da böyle. Bunun kapısı direkt böyle odaya açılıyor, duşa kabinin. Bu tarafta da direkt klozet var. Burası da tuvalet. Yani duş ve tuvalet yan yana ama ayrı odalarda. Bir bakıma da biri duş alırken diğeri tuvalet kullanabilir böylelikle. Burada bir ayna koymuşlar. Şimdi hemen biraz dinlenip dışarı çıkacağız. Paris turu başlasın. Tek biniş ışık kart aldık son Fransızca bir anons yapıyorum. Mükemmel bir dil gerçekten. 2.15 tek binişlik aktarmalar ücretsiz bu arada. Çünkü metrolardan çıkmadan diğerine aktarma yapabiliyorsunuz istediğiniz kadar diyebiliyorum. Bizim otelimiz burada bu arada. Saint-Mandé istasyonu. Hemen Mersilere, Bonjour'lara geçtim ben bu arada. Nasılım Faruk dil konusunda? Anında adaptasyon. Direkt değil mi? Daha otogarda adımımızı attık. İnsanlara bir şey soruyoruz direkt. Bonjour, merci beaucoup diye başladım. Ve geldik yani. Bastille metrosundan çıktım. Çok güzel değil mi metro girişleri? Burada Bastille metrosu var. Bastille geldik. Bastille meydanındayız. Bastille Fransa'da Fransız devriminin başladığı yer olarak da biliniyor. Ve zamanda burada bir Bastille hapishanesi varmış. En suçluların konulduğu hapishane. Ve burası o yüzden bayağı meşhur bir meydan Fransa'da, Paris'te. Etrafı göstereceğim size meydanı. Burada bir dikili taş var. Ve sonra rotamıza devam ediyoruz. Bakalım bugün nereleri gezeceğiz. Biraz geç oldu bugün Paris'e varışımız. Saat de şu an 4.30 falan. Bu yakın yerlerde gitmek istediğimiz bir yerler var. Onları umarım yetiştirebiliriz. Zaten görürsünüz yetiştirip yetiştiremediğimi. Etrafı gösteriyorum. Bu şehir şaka mı ya? Daha ilk dakikadan başlarmışım böyle. Gerçekten bayıldım ama. Bu şehre bayıldım. Çok güzel değil mi Faruk? Çok güzel değil mi? Kitapçı gördüm de ona bakıyordum. Ben bayıldım yani. Daha şu an gezmeye 5 dakika olmadı başlayalı. Bastille Meydanı'ndan çıktık, size Bastille Meydanı'nı gösterdim. Şimdi de
Umarım yetişiriz. Çok tatlı bir meydana gidiyoruz. Ya zaten bunların hepsini yazacağım nereler olduğunu. Ve o meydanda Victor Hugo'nun evi var. Umarım yetişebiliriz bunu. Çünkü otelimize yakın bir yerdeyiz. Bakalım. Şu etrafı gidene kadar ki çektiğim şeyleri de hemen buraya ekliyorum. Şimdi Victor Hugo'nun müzesine, daha doğrusu Victor Hugo'nun evine geldik. Burası ücretsiz bir müze. Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum daha gezmeden. Yetiştiğimize çok sevindim. O zaman Victor Hugo'nun evini gezmeye başlıyoruz. Şimdi Victor Hugo'nun evinden çıktık. Birinci katta bu arada temporary exhibition var. Yani geçici süreli sergi vardı. Orası ücretliydi. Oraya girmedik. Zaten amacımız Victor Hugo'nun evini görmekti. Evini gördük. Şöyle bir sıkıntı var. Her şey çok güzel. Odalar çok değişik. Duvar kağıtları, tavan süslemeleri vesaire. Victor Hugo'nun heykelleri ve işte Notre Dame'ın kamburla alakalı tablolar vesaire bir sürü şey var. Hani gelip görürsünüz zaten detayını. Ama Fransızca açıklamaların hepsi. İngilizce hiçbir şekilde yok. Bazı İngilizce olan kelimeleri veya işte ortak olan kelimeleri çıkarabiliyorsunuz. Onun dışında çıkaramıyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var ama sanırım genel anlamda hani Fransız milliyetçiliğinin getirdiği bir durum. Hani sırf bu müzeye özel bir durum olduğunu sanmıyorum. Ücretsiz bir şekilde gelip burayı görebilirsiniz. Ben epey keyif aldım. Müzenin bir avlusunda kafesi var. Bir de Museum Shop'u var. Oraları da gezebilirsiniz. Şimdi de arkamdaki meydan. Place de Voyage was, yani nasıl okunduğunu bilmiyorum. Göstereceğim şimdi size etrafı. Buralarda biraz gezeceğiz bu meydanda. Sonra da bugünkü rotamıza devam edeceğiz. Şimdi ben Paris'e gelmeden birçok kişiden bir falafelci önerisi aldım. Rotamızın üzerindeydi. Bu akşam da çok acıktığımız için ve sabah kahvaltısını otobüste böyle kruvasan tarzı geçiştirdiğimiz için buradan aldık ve şimdi deneyeceğim. Şu şekilde hem mekanı göstereyim hem falafelimi göstereyim. 10 euro bu arada falafel. Paris'te bir yemek yemek için çok uygun bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Hadi bize afiyet olsun. Falafel bu şekilde. Mekanı çektim zaten size. Şimdi de takeaway aldığımız için bir parka giriyoruz. Bu bahçeye bu arada random bir şekilde geldik. Haritada gördük. Ve çok beğendik. Muhtemelen burası evlerin bahçesiydi. Sonradan kamulaştırıldı diye düşünüyoruz. Bayağı da bir şeyler yetiştiriyorlar. Böyle bu şekilde. Böyle kitap okuyan kişiler falan var. Şimdi rotamıza devam ediyoruz. Sen kıyısına gideceğiz. Biz falafelimizi o parkta yedik ve çok beğendik falafeli. Mutlaka ama mutlaka orada falafel yiyin. Çok lezzetli. Biz klasik olanı aldık. Dediğim gibi 10 euroydu. Şimdi de Seine'nin kıyısına doğru gideceğiz. Giderken de gezdiğim sokakları size göstereceğim. Belki Notre Dame Katedrali'nin oraya gideceğiz. Belki de başka bir yerlere gideceğiz. O zaman gezimiz devam etsin.
Camus'un yabancısını buldum. 1949 baskısı sahafta, Sen Nehri kıyısında. Notre Dame Katedrali'ne geldik ama gördüğünüz gibi ve bildiğiniz gibi restorasyona devam ediyor. Yanmıştı 5 sene önce. Ve bu sene olimpiyatlara yetiştirmeyi düşünüyorlardı ama yetişmeyecekmiş. 2024 Aralık civarı açılacakmış. Arkamda Notre Dame Katedrali'ni görüyorsunuz. Kuleleri var. Ve beni çok heyecanlandıran bir yere geldik şimdi. Bütün Fransız filmlerinde neredeyse olan ve çok ünlü ressamlara ve çok fazla ünlü yazarlara ev sahipliği yapan Shakespeare'in kampanyaya geldik. Şimdi içeriye gireceğiz ama epey kalabalık duruyor. Bilin bakalım ne oldu? Biz Shakespeare'in kampanyaya giremedik çünkü 7'de kapanıyormuş. Saat de 7. O yüzden aklınızda bulunsun, gelmek istiyorsanız pazar günleri 7'de kapanıyor. Hafta içi de 8'de kapanıyor ve sabahları 10'da açılıyor. Giremedik. Başka kitapçılara girdik ama oraları da çekmeyi unuttum. Şimdi Saint Germain tarafına gidiyoruz. Şimdi de bir sahaf bulduk. Fiyatları böyle uygun. Bazı kitaplar hatta 3 tanesi 1 euro falan. Burayı geziyoruz. Notre Dame'a çok yakın konumda böyle bir sahaf var. Dışarıda da içeride de bir sürü plak, DVD ve tabii ki asıl kitap satıyor. Dediğim gibi Notre Dame'a çok yakın. Şimdi biz bu Saint Germain tarafına doğru devam ediyoruz. Sokakta yürürken karşıma bu çıktı. En sevdiğim Fransız filmlerinin yapım şirketi demek ki sineması da varmış ve hatta şu anda Anatomy of a Fall oynuyor. Çok güzel. Keşke burada film izlesem ve Fransızcam olsa. Müthiş bir sokakta, Saint Germain'deyiz. Çok merak ettiğim ve Paris'in en ünlü kafelerinden biri olan Café de Flore'a geldik. Bakalım yer bulabilecek miyiz? Arkadaşlar geldik ve direkt en önde yer bulduk. Bayağı kalabalık bu arada. Şöyle içerisinde uzaktan bir göstereyim size. Menüyü de göstereyim hatta. Şöyle buraları geçelim. Şöyle hızlıca screenshot alırsınız, bakarsınız kokteyl fiyatları. Burası en ünlü kafelerden biri olduğu için bayağı pahalı bu arada. Şöyle devam ediyorum. Ama mesela birkaç tane şey söyleyeyim. Biz hot kahveleri göstereyim. Bir sıcak çikolata söyleyeceğiz en üstteki ve onun bir altındaki. Kremalı sıcak çikolata buranın meşhur. Kahvaltıya gelmek isterseniz fiyatlar bu şekilde. Çay falan böyle. Şarap fiyatları da böyle. Menü bu şekilde. Siparişimizi vereceğiz ve size onu da çekeceğim gelince. Çok güzel, Saint Germain tarafındayız. Şu şekilde kupalar geldi. Sıcak çikolatalar buradan kupalarımıza dökeceğiz ve kreması da burada. Afiyet olsun. Café de Flore'un dışarıdan görünümü de bu şekilde. Çok çok güzeldi, sıcak çikolata tavsiye edilir. Biz birisini kremalı, birisini kremasız söyledik bu arada. Siz de öyle yapabilirsiniz çünkü zaten bayağı bir krema geliyor. Boşu boşuna fazladan 2 euro vermenize gerek yok. Bu da böyle bir trik olsun size. Şimdi size metro kartına sallıyorum. Söyle sabah. Evet, şimdi geldiniz ve böyle bir makineyle karşılaştınız. English diyoruz. Navigo kartımız yok diyoruz. Single ticket diyoruz. En üsttekine tıklıyoruz. Biz iki kişiyiz. İki tane alacağız. Validate diyoruz. Sonra kartınızı cash de ödeyebilirsiniz. Kartı okuttu. Kartı göstermeyeyim. Fish ister misiniz diyor. Yes diyelim. Hazırlanıyor. Şimdi şurada buraya düşecek. Düştü bir tanesi. Düşecek. Gidiyor. Düştü. İki tane var bende. Bir sizin zamanı. Ha, benim biletim sana mı? Şimdi de metroya nasıl biniyor orayı göstereceğim size. Şimdi metronun girişine geldik. Buraya kartımızı soktuk. Buradan çıktı. Çektiğimiz an bu kapı açılıyor. Ve metroya inebiliriz. Şu an biz 4. metro hattındayız ve Saint Germain bulvarındayız. Saint Germain durağındayız. Ve 3 dakikası var gelmesinin. Onu bekliyoruz. 2 dakikaya düştü. Sonra da aktarma yapacağız. Metrolarda aktarma yapmak bedava bu arada. Bunu da aklınızdan çıkarmayın.
bir metrodan bir metroya aktarırken yukarı çıkmıyorsunuz, turnikeden geçmiyorsunuz. Alt geçitler var, okları takip ederek istediğiniz yere gidebilirsiniz. Şimdi de Şatlı istasyonuna geldik ve trenimiz gelmek üzere. Bekliyoruz. Ve geldi. Çıkışta bu şekilde.